Kastamonu Beyaz Haber'den mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün Kastamonu Beyaz Haber ekibi olarak Sarımsağın ve Kendir'in ana vatanı olan Taşköprü'deyiz. Taşköprü halkıyla hasbihal etmek istiyoruz. Onlara Sarımsağı, Kendir'i, Seka Kağıt Fabrikası'nı, organize sanayini, Taşköprü'deki gelir düzeyini, Seka öncesi ve Seka sonrasını sorarak kıyaslamalar yapacağız. Mopak Kağıt Fabrikası'nın neden Kendir kullanmadığını irdeleyeceğiz. Gelin hep beraber Kastamonu halkına, yani Taşköprü halkına soralım. İyi seyirler. Babam oradan emekli ama şu anda orada üniversite oldu biliyorsun. Evet. Başka bir şey bilmiyorsun yani. Evet. Seka fabrikası yapıldıktan sonra kendilerinin üretimi arttı mı, düştü mü, nasıl oldu? Yok yok, bitti bile. Tamamen bitti. Tamamen bitti. Hiç eken bile yok. Eskiden herkes ekiyordu aynı sarımsağın hesabı. Şimdi yok o. Kendir hala ekilmesi yok, lazım Kastamonu. Yok, hiç yok. Sarımsak başta biliyorsun. Evet. Kendir ebedi ekmez de hiç. Hiçbir çiftçimiz şu an kendir ekmiyor mu Taşköprü'de? Yok, hiç yok. Sadece sarımsak üzerine. Zaten İki de buğday yani. Muğday falan bir şeyle ekiyorlar öyle. Onlar var. 15 senemi ben de orada ustabaşıydım. Ondan sonra memurluğa belediyeye geldim. Evet. Belediyeden emekli oldum. Kendiri yasak ettiler. Kenevirden dolayı mı yasak ettiler? Kenevirden dolayı yasak ettiler. Vesika alacaksın, ekebileceksin. Fakat eken yok. Bu memleketi de ilerleten kendirdi. Başka şu ova bitti. Ova bitti. Bu kendi bitti, ova da bitti. Valla biz Taşköprülü olarak Seka fabrikası kapanınca şey oldu, ne diyorum ona, her şey bitti yani, zayıfladı her şey. Her şey zayıfladı. İşte biz de buralarda meydanda işçiyiz biz kendimiz burada. İşte burada araçlarına gidiyoruz. Çimento, tuğla, şu bu. Taşköprü mek geliri iyi değil. İş yok Taşköprü'de. Öyle yani. Sarımsağın gelir düzeyi, bu organize sanayinin gelir düzeyi Taşköprü nezdinde konuşacaksak nasıldır şu an? Vallahi Taşköprü organize sanayinin projesi de temelini falan attılar. Yapıyorlar ama oradan da işte bilmiyoruz. Hiç olmasa Taşköprü'nün biraz gençleri belki iş bulur. Oradan yani bir ekmek kapısı açılır. Sarımsak dersen sarımsak şu bir iki haftadır düşük. Biraz fiyatlar düşük, para yapmıyor. Biz kendimiz de ekiyoruz, çiftçiyiz kendimiz. Ekiyoruz, biçiyoruz ama belki emeğimizin karşılığını alamıyoruz yani. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Gelir düzeyi düştü diyorsun. Gelir düzeyi düşük Taşköprü'nün, evet. Taşköprü'de pek iş falan yok. Yani biz şu genç yaşımızda buralarda işte ameliyeye gidiyoruz. Tuğla, eşya taşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. İş yok yani. Taşköprü'de iş yok. O yüzden öyle yani, diyeceklerimiz öyle. Seka yiyen yedi. Şimdi Seka'da çalışanların hepsi emekli oldu. Emekli ne? Daire alıp araba sattım. Şey oldular. Ya biz hala meydanda bekliyoruz Atatürk'ü. Ya, işe olacak diye ekmek parasını alamıyoruz. Peki şu an Taşköprü'de gelir düzeyi nasıl? Sarımsak olsun, organize sanayi olsun. Bir ay sonra o da biter ya, sen de Allah'ın. Sarımsak dediğim daha inmiş aşağı. 30-40 liraydı. 25'e inmiş diyorlar dün. Öyle dedi. Başka takan yok. Çenesinin gıdığının altına takıyor. Koluna takıyor, arabanın aynasına takıyor. Hangisini anlatayım sana? Peki, şöyle ya sorayım o zaman ben sana. Şöyle sorayım ben sana. Seka fabrikası kurulduktan sonra Taşköprü'ye. Bir kendirimiz var. Seka. Seka Kağıt Fabrikası. Dışarıdan görerek abi, bu sarımsağın gelir düzeyi, gider düzeyi nasıl şu an? Taşköprü için iyi mi? Tabii iyi. Bir sıkıntı yok diyorsunuz. Emeği çok diyorlar ama satılıyor. Vatandaş emeğinin karşılığını alıyor, karşılığını yani. Evet. Ben Türkiye vatandaşıyım, hepimiz bildiği gibi buranın yerlisiyim. Yani doğma büyüme Kastamonu Taşköprülüyüm. Evet. Haberlerden nefret ettik, şöyle haberleri dinleyemiyoruz. Haberlerde
Bir kanal söylüyor 25 kişi öldü. Bir kanal söylüyor 40 kişi öldü. Bir ilimizde aynı günde 35 kişi ölüyor. Muhalefet açıklıyor. Hükümet yalanlıyor. Hangisine inanalım, nasıl yapalım? Bu televizyonları ya kapatalım ya da oraya dinleyelim. Yeni kuruluyor, daha dün gittim oraya. Daha yeni yeni bir yer atmışlar, betonunu yeni atıyorlar. Daha yeni dükkan olay geleli yeni atıyorlar. Benim oğlan da orada kamyoncu. Anlayacağım. Anlayacağım. Şakaya sorarsan, kabahat çalışan işçide, idaresinde, hükümette, devlette falan kabahat yok. Sırf kabahat çalışanın orada idarecilerde. Diyelim atıyorum 500 kişi çalışacaklar, 1500 kişi çalıştırdılar. Ondan sonra ne oldum deli soldu vatandaş. Hükümet dedi ki arkadaş ben de affedeyim bu hayvanımı artık güdemiyorum. Kim güdedi güdesin dedi satmak zorunda kaldı. Ama şimdi gel hükümeti kötülerdi. Yani ben hükümet canlısıyım veya şu vesaire değil. Anlayacağım. Hükümeti kötülerdi. Yok sattı da işte şöyle oldu. Adam ayakkabı alacak Kastamonu'ya gidiyordu. Şurada ayakkabı almazdı. Yani o hale geldiler. İyiydi tabii gelir ama sonra idarecileri atıyorum diye yeni dediğim gibi 100 kişi çalacaksa 300 kişi, 500 kişi aldı. Onun adamı, bunun adamı hep yani. Nerede çalışıyordu? Fabrikada dinliyordu. İyiydi ama kabahat çalışan işçi de çalıştıran yetkililerdi yani. Evet. İdarecilerdi anlayacağım. Öyle. Sarımsağın şu anki geliri Taşköprü için? Çok çok iyi. 40 lira 45 lira civarında sarımsak çok çok iyi. 2 senedir gerçek çok iyidir. Kendileri vardı işte, kendileri artık kapattılar. Ondan sonra sarımsağa iş yaptım, yöneldim vatandaş. İyi yani, iyi. Teşekkürler abi. Bir şey diyeceğim, yolunuz Allah açık etsin. Durum bu. Fabrika olarak durum bu. Kabahat çalıştıran ve çalıştıran da kabahat. Buranın kapanmasına %100 sebep olan çalışan da çalıştıran da kabahat. Kim ne derse desin. Seka fabrikası kurulduğunda bir kere Çördük köyü, kurulan alandaki Çördük köyü çok güzel bir istikrama kavuştular. Çördük köyünün şahıslarının hepsine denildi, inşaatta çalışın, ondan sonra fabrikaya başlayabilirsiniz. Fabrika çalıştığında Taşköprü'de 750 işçimiz oldu fabrikada, memuru da dahil 750 kişiydi. Taşköprü'yü bir taşköprü daha yaptılar. Fabrikayı sattılar, taşköprü direkt battı. Taşköprü gitti yani, başka bir taşköprü oldu taşköprü. Ha, bu ondan sonra fabrika satıldığında denildi ki işçiler alsın. İşçilerin bir eniştem, ablam da dahil oradan emekli oldular. İşçilerin almaması çok büyük bir hata oldu fabrikayı. Alabilirlerdi. Yani 2 trilyon gibi bir cüzü fiyata satıldı o zaman fabrika. İnanır mısınız? Ben belediyede 13,5 sene çalıştım. 13,5 sene çalıştım. Belediyeden ayrıldım. Fabrikanın hurdasını adam 2 trilyon 300 liraya sattı. 7000 tane kavak vardı. 7000 kavağı 127 milyara sattı o zaman. Böyle bir fabrikayı buradan nasıl kaçırdılar da ne yaptılar bunu hala düşünmüş değilim. Ha fabrika gitti ne oldu? Taşköprü bitti. Taşköprü'deki fabrikada çalışan 700 kişinin en az 550 kişisi çevre illerde, ilçelerde daire sahibi oldular, bilmem ne sahibi oldular. Milli eğitimlere verdiler. Bazıları şey yapamadı, çalışamadı. Öğretmenlerle beraber, yani şimdi affedersiniz, oradan 2,5 milyarla ayrılıp milli eğitime gidip de 1700 lira bir parayla, 1600 lira parayla çalışmak onların gururuna yediremediler. Benim eniştem ablam da var yani bu işin içinde. Şimdi trilyonluk, affedersiniz benim babam Allah rahmet eylesin desem şimdi bir ölmüş olsa eniştemin ilk yapacağı iş benim yatak odamı böler. O kadar varlığın içinde. Yani Seka fabrikasının böyle bir varlıktan çıkıp da buraya gel. Ha şimdi nasıl olabilir? Fabrika keşke açılmış olsa yani düzenli bir şekilde çalışmış olsa Taşköprü'de kendi üretimi, kenevir üretimi bilmem buna benzer üretimleri olduğu sürece iyi olur yani. Evet efendim bugün sarımsağın ve kendinin ana vatanı olan Kastamonumuzun Güzide ilçesi Taşköprü'deydik. Taşköprü halkına sarımsağın gelir düzeyini, organize sanayinin gelir düzeyini, kendir hakkında sorular, Seka fabrikasından öncesi ve sonrası kendirin gelir düzeyini sorduk. Zaten izlediniz. Bizden bu kadar efendim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.